Selam, ben Sultan Oğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bir arıcı dostumuz arılarına bakarak kendisine önerilerde bulunmamızı istedi. Onun için biz o arkadaşımızın arılığına geldik. Bazı önerilerde bulunduk. Fakat bir kovanını da seçtik. Bu kovanını da uygulamalı. Ona bazı tavsiyelerde bulunacağız. Buyurun birlikte başlayalım. Abi şöyle yakından çeker misin? Tamam. Şöyle gel abi. Öyle mi dedik? Şöyle yakın gel abi, görsünler. Tamam. Bu kovan kışı geçirememiş. Arılar görüyorsunuz. Birbirinin üzerine yığılmış ve ölmüş. İşte arılar kışın sonbaharda yeteri besleme yapılmazsa, onlara yeteri bal bırakılmazsa, bal ve polen, ilkbahara doğru yeteri yiyecek bulamıyorlar ve böylece toplu intiharı seçiyorlar. Kovanınıza geldiğinizde bu şekilde arı görmüşseniz, bilin ki o arı açlıktan ölmüştür. Topluca intihar etmiştir. Bunun sebebi arıda, kovanda bal olmayışı. Bazen de bal olduğu halde arılar intihar eder. Bunun sebebi de arı kovandaki balı yiyemediği içindir. Burada da gördüğünüz gibi arılar intihar etmiş. Bu kovana iyice bakıyoruz. Abi öyle gelir misin? Şu kovanın içine bakar mısın? Şöyle. Al bileyim sana bir. Bakayım abi. Kovanda da gördüğümüz gibi kovanın içi de arı ölüleriyle dolu. Bu şu anlama geliyor. Bu arımız yeteri kadar yiyecek bulamamış ve bundan dolayı kışı geçirememiş. Özellikle Şubat ayının sonuna doğru intiharı seçmiş. Şubat ayına kadar genelde arılar yaşar. Kıt kanaat yetişir ama Şubat ayında bu sıcak olduğu günlerde bakımı yapılmazsa, şerbeti verilmezse arılar bu şekilde ölümü seçiyor. Bir de bazen demin anlattığım gibi bal olduğu halde arılar yine intihar eder. Bunun sebebi şu. Bal petekte uzak bölgede bulunur. Arı o soğukta hareket edip balı alıp salkıma getiremez. Bala ulaşsa bile bal soğuktan sırlı olduğu için onu açıp da getiremez. İşte biz burada bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Birazdan müsait bir yerde ben bunları şifa olarak size anlatacağım. Bu çektiğimizi görmüşsünüzdür. Arın için ölür. İşte siz kovanınıza geldiğinizde bu şekilde arıları görürseniz arılarınız açlıktan ölmüş demektir. Birazdan arının kışı rahat geçirebilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Onlara oturup çayımızı içerken anlatacağım. Tamam. Allah. Ben geçeyim. Beni de çektin mi sen? Hüsamettin Usta bize çayı koydu. Şimdi çardağa geçeceğiz. Hazır içeceğiz. Orada da çayımızı içeceğiz. Orada da size arıyı bu hale getirmemek için ne yapmamız gerekiyorsa Hüsamettin Usta ile birlikte ben size anlatacağım. Tamam. Merhaba dostlar. Tekrar Hüsamettin amca çayımızı demledi, içtik. Şimdi kovanla ilgili size bilgi vereceğim. Eğer kovanınızı açtığınızda bu şekil ölmüş arıları gördüğünüzde bu arı sonbahar bakımı iyi yapılmamış demek. İşte bu duruma düşmemeniz, arınızı ilkbahara geldiğinizde bu şekilde ölmemesi için yapmanız gerekenleri şimdi anlatacağım. Bunun için sonbaharda arıyı iyi bir beslemeniz gerekiyor. Ya yeteri kadar bal bırakacaksınız, en az 12 kilo olmak üzere en az 12 kilo bal bırakacaksınız. Eğer balınız yoksa şurup vereceksiniz. Şurubu daha önceki bir videomuzda nasıl vereceğinizi anlatmıştık. Şurubun yapımını o videomuza bakarak oradan halledebilirsiniz bu problemi. Yeteri kadar şurubu verdiğiniz zaman şekerin baldan bir avantajı daha var. Diyelim ki 1 gram bal 370 kalori veriyor. Ama 1 gram şeker 400 kalori verir. Artı bal sırlı olacağı için arının bala uzanıp sırı çözmesi, çözdükten sonra da o balı salkıma, arı biliyorsunuz kışı salkım olarak geçirir, salkıma taşıması lazım. Bu büyük bir zahmetli iş olur. Ama şekerli olan kışlık erzakını
alması daha kolay olur. Bu pek çok profesör bunun böyle olduğunu ispatlamış. Muhsin Doğaroğlu'nun kitaplarını okursanız veya onun videolarını da seyrederseniz o şeker şurubunun kışlık yiyecek olarak baldan daha verimli olduğunu söylüyor. 400 kalori veriyor şeker. Bal 370 kalori veriyor. Arının bu yönden bir avantajı olur. İkinci bir avantajı da siz daha yüksek fiyata sattığınız balı alarak daha az mal ettiğiniz, daha az bir bedele mal ettiğiniz şurubu arıya verirsiniz. Hem de arıya vermeniz gereken 12,5 kilo bırakmanız gereken balı şurup yaparak verirsiniz. Bu şekilde ne kadar balı olduğunu da tahmin edersiniz. Ama bal bıraktığınızda şöyle bir dezavantajınız oluyor. Bıraktığınız balın ne kadar olduğunu bilemeyebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey oluyor. Sonbaharda arı balı görünce dışarıdan fazla getirmiyor, içeridekini de tüketiyor. Birdenbire de hava soğuyup da arı salkıma dönünce öyle de bir zorluğu olmuş oluyor. İşte sonbahar bakımını iyi yapacaksınız. Kovanın yönünü değiştireceksiniz. Rüzgar yönlerini tersine çevireceksiniz. Kovan girişini daraltacaksınız. Burunda daraltmaları var. Bizde polen tuzaklı olduğu için biz buradan istediğimiz şekilde daraltabiliyoruz. Bu şekilde bir açıklık bırakırsanız, giriş bırakırsanız havalar soğumadan evvel arı bunun arkasını da bal mumuyla sırlar, kendi yolunu ona göre ayarlar. Bu şekilde dar bir yol soğuğun giriş çıkışını engellemiş olur ama arının rahat giriş çıkışını sağlar. Siz kovanı böyle geniş bırakırsanız arı işi gücü bırakacak, bal mumu toplayıp kovanı burasını daraltmakla meşgul olacak. Bunu da ihmal etmeyin. Polen tuzağınız varsa böyle plastikle, yoksa bir tahta çubukla burayı daraltın. İkincisi, en az 12,5 kilo bal ya da şerbet veriyorsunuz. Şerbeti şöyle hesaplıyorsunuz. Kışlık şerbeti birebir oranında vermeye çalışın. Bir bardak su, bir bardak şeker gibi vermeye çalışın. Ki arı ayrıca bunu uçurmak zorunda kalmasın. Daha koyu bir kıvam olmuş olsun. Daraltmaları yapın. Mümkünse daraltmaları iki taraftan yapın. İlk tarafa da gazete kağıdı koyabilirsiniz veya ona benzer bir şey koyabilirsiniz. Son tarafa da böyle koyabilirsiniz. Daraltma yapın. Üstüne de pamuklu bir kumaş koyun. Kovanın. En çok dikkat etmeniz gereken şey de su almasını engellemek. Kovanınız asla su almasın. Nemli bir yerde olmasın. Çünkü nem araya fazla zarar verecektir kışın. Şerbetini verdiğiniz zaman, kovan giriş deliğine uçuş tahtasını küçülttüğünüz zaman, pamuklu kumaşı koyduğunuzda ve iki tarafı da daraltarak, diyelim ki 10 çıtarınız var, iki çıtasını alın, bir sağdan bir soldan, buraya gazete koyun, 10 çıtarıyı 8 çıta araya basın. Bu şekilde zaten sonbahara doğru yaz tarlacı arılar öleceği için bir genişleme olacaktır. Ama 10 çıta bırakırsanız bunu ısıtması zor olacak. Arılar da orta çıtada salkım verecekler. Kenardaki ballara gitmesi uzayacak. İşte bunun için siz arının balı ya da şerbeti rahat alacağı pozisyonlara yerleştirin. Şimdilik diyeceğimiz bu kadar. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu. Bir şey diyeceğim var mı Hüsamettin amca? Yok efendim. Ver. Peki. Bu arada Hüsamettin amcanın çayı da çok güzel olmuş. Kendisine çay için teşekkür ediyoruz. Diyeceği bir şey olup olmadığını da soralım. Var mı Hüsamettin amca diyeceğim bir şey? Yok, yok yok. Peki benim anlattığımda bir eksik var mı? Tamamlayacağım bir şey var mı? Güzel anlattın. Sen öyle diyorsun. Peki. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol canım. Sağ ol.